Hunlar zamanında Hüyetçiler vesaire var. Bunlar ne? Yani. Şimdi Erhan'cığım bu Hüyetçiler... Hangi yüzyıl bunlar? Milattan önceki yüz. Milattan önce yani 170. Milattan önceki yüz tam. Erhan Bey'in dediği oradan alırsak Hüyetçilerin, Hüyeci onun orijinal okunuşu. Kitaplarda Türkçe transkripsiyonu yanlış olarak Hüyeci deniyor. Batıdan doğuya doğru giden Hint-Avrupa kökenli olduğu tahmin edilen. Atök değil. Değil. Hayır, onlara Proto-Moğol falan diyorlar mı? Yok, Proto-Moğol değil. Proto-Moğol olarak gösterilenler Wuhanlar, Şiyenbiler. Ha, Şiyenbiler. Şiyenbiler. Siyenpi diye yazar kitaplarda. Şiyenbiler ve o Wuhanlar söylenir. Aslında bunların genel adı Donhu'dur Çin kaynaklarında. Donhu da doğudaki yabancılar anlamına geliyor. Hmm. Sonra Tunguz ismi de buradan çıkmış. Ne ismi? Tunguz ismi. Hmm. Bunların genel daha sonra dilcilerin kullandığı Tunguz şeyi, mantıların da atası olduğu grup oradan. Peki Çinliler o dönemde bize ne diyorlar? Çinler Hunlar zamanında tabii Şunlu bize ama şey zamanında Tucu'ya. Mesela Göktürk zamanında. Göktürkler zamanında. Hun Göktürk arasındaki mesela Tabgaç devleti var, onu Toba diyorlar. Orta Asya'da yaşayan boyların genel adı Gavçı, yüksek arabalı, kanlı yani. Kanlı. Bu şekilde. Yüksek arabalı ne yani? Yüksek arabalı, Gavçı. Kanlı mı dedin? Kanlı. Evet, Kaan'ı Kaan'ı ismini. Ha, Kaan'ı. Kaan değil. Kanlı. Kaan'ılı. Kaan'ılı. Kaan'ılı şeklinde değerlendirebiliriz. Yani Türk ismi de mi 7. asırdan önceye gitmiyor? Yok, Türk ismini ilk görülüşü 420. 420. 400'lü. Daha sonra eski İran kaynaklarında. Sasani. Ha, İran'da Sasani'de geçiyor. Tabii. Daha sonra 515 yılı olayları dolayısıyla yine geçiyor ama orada şu demek, Seyhun'un ötesinde yani Mavera'nın Orta Asya bozkırlarında Seyhun Irmağı'nın kuzeybatısı o coğrafyada yaşayan Türklerin adı, yani halkın adı Türk diye geçiyor. Kelime biz, anlamı ne? Kelime anlamı şeyde o işte Uygurca belgelere göre güçlü kuvvetli gelişmiş anlamı çıkıyor şeyde. 1911'de Müller ortaya çıkardı. Ama şeyden mesela Çin kaynakları Mifer anlamı veriyor. Bazı İslam kaynakları şey terk edilmiş ya da deniz kenarında oturan adam gibi anlamlar veriyor. Çok birbirinden çok farklı anlamlar. Farklı tabii yani. Şeylere göre ama aynı İslam kaynakları, Arap kaynakları güzel insan şeklinde de kullanıyorlar Türk kelimesini. Böyle ifadeler de var. Yani yaygınlaşması o. İslam kaynak Batı'da Bizans kaynaklarında Agatias'ta 582 dolaylarında geçiyor. Cahiliye devri şairlerinden de Nabukadnezar'ın bir divanında geçiyormuş. Onlar hangi anlamıyla kullanıyorlar? Ya onlar yok. Onlar etnik olarak kullanıyorlar. Etnik olarak kullanıyorlar. Şey de öyle. Ama ilk geçişi Türk-Hun, kuvvetli Hun olarak 420 tarihinde. Şimdi bildik yerimiz bu. Öyle başlıyor yani tanımlama. Evet. Mesela burada şunu sormak lazım. Hunlara niye Türk diyoruz diye. Hocam affedersiniz. Seyircilerimiz biraz yavaş konuşabiliyor mu? Not alıyoruz diyorlar. Ama isimler çok güzel ha. Senden beteri var bak. Var mı? Evet. Erhan'a şey yapayım biraz yavaş not alıyoruz diyorlar. Bir de şeyi sordular. Tekrar soruyorlar. Çok hızlı geçti diyorlar. Çin kaynaklarındaki Türk kelimesi nasıl telaffuz ediyor? Tucue. Biraz yavaş. Tucue. 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 Evet efendim. Öyle sorular geliyor şimdi. Efendim Cengiz'in mezarını, Kürşat ihtilalini hepsini soruyorsunuz, konuşacağız. Evet, bu tarafta hareket. Bazı seyircilerimiz vereceğiz. Bazı seyircilerimiz efendim sağ olsunlar. Hepsi Profesör Ahmet Taşal'dan daha büyük. Moğol ve Çin uzmanı, hepsi klasik Çince falan biliyorlar. Şu ana kadar 7 tane gördüğüm kadarıyla Cengiz Han'ın milliyetini vermişler.